Kasır Rabi mağarası. Burası da sular altına kalıyormuş Nuri. Ne düşünüyorsun? Yapacak bir şey yok. Bak buradaki kağıtlar görüyor musun? Buraya biri gelmiş. Bir kağıda bir şey yazmış, asmış, tamam mı? Ondan sonra her gelen asmış böyle olmuş. Mağara içlerine bakalım. Kasır Rabi mağarası. Odalarını gezelim arkadaşlar. Mağaranın içi. Şurada bir penceresi var. Oturulacak yerler. Bu şekilde. Küçük minik odalar. Kasır Rabi mağarasının alt katına indik. Burada dikkatimi çeken bir şey var. Derin yarıklar var. Bakın böyle bu şekilde tavan tarafından uzanıyor. Bu şekilde devam ediyor. Yine buralara çöp falan atmasalar iyi olur. Bu da diğer bölümü mağaranın. Bak ses eko şeklinde çıkmaya başladı. Yankılı bir şekilde devam ediyor. Bunlar sonradan boyanmış gibi yani. Bunu sonradan boyamışlar orayı. Şekil çizmişler. Niye böyle bir şey yapıyorsun ki? Bu şekilde mağaranın içi. Yaklaşık 2 metre 2. 2 metre var yani yükseklik. Yükseklik olarak. Bu şekilde. Şimdi birazdan da Kasır Rabi mağarasının üst taraflarına çıkacağız. Normalde burası bir kilise. Kilise olarak geçiyor. En üst tarafına çıkıp kale manzarasını oradan seyredeceğiz. Dicle Nehri'ne ve diğer bölümlerine bakacağız. Hasankeyf'i genel bir şekilde izleyeceğiz, seyredeceğiz. Yaklaşık 2 ay sonra buralar sular altında kalıyor. Yani çok yakın bir zaman kalmış durumda. Yani sorduğum kadarıyla Mayıs'ın sonlarına doğru yeni Hasankeyf'e doğru geçmeyi planlıyorlarmış. Yani buralarda bütün bu mağaralar hepsi sular altında kalacak. Gayet de serin yani. Yazları çok serin oluyor mağaraların içi. Bir de ses ekolu bir şekilde yayılıyor. Ancak bu derin yarıkları olayını çözemedim yani neden bu şekilde. Yani diğerinde de vardı boylu boyunda böyle yarık vardı. Yani burada bir oda gibi düşünürsek. Burada da eşyalar falan olabilir, malzemeler falan. Hani... Nuri. Burası da güzel ama soğuk yani. Bayağı serin, güzel bir yer. Baksana boyamışlar, sonradan boyamışlar. Ses ekolu bir şekilde çıkıyor yani, güzel. Serin, çok serin. Hani yazın sıcağında gelseniz bile burası gayet serin, rahat oturabilirsiniz. Bir de size tavsiyem, Mayıs'ın sonunda sular altında kalacak kesin olarak. Hani Mayıs'tan sonlarına bırakmadan, Mayıs'tan önce mutlaka gelin yani. Yaklaşık 2 hafta sonra da Hasankeyf Çarşısı, az önce gezdirdiğimiz Hasankeyf Çarşısı olmayacak, kaldırılıyor artık. Yani hazırlıklar falan bitmek üzere son bir ay kalmış diyebiliriz. Üzücü bir durum ama yapacak bir şey yok. Yani bitti gibi yani bütün baraj, her şey bitmiş gibi son bir ayını bekliyor. Üst taraflarında da yine kilise var zaten, burası bir kilise. Alt tarafın mağara şeklinde. Üst tarafına bakalım, oradan kaydı falan izleriz. Gezmeye devam ederiz. Hasankeyf. Hadi bakalım.
arkadaşlar. Bu da kilisenin yan bölümü. Günah çıkarma odasıymış burası. Orayı biraz gezelim. Girelim mi? Girelim. Oğlum burada bir şey yok ki. Bakayım. Karanlık yani, sen bir girsene. Tek kişilik hücre gibi. Bak günah çıkarma odası ya. Bak burada böyle oturulacak yerler falan var. Bak burada ayinler falan düzenleniyor herhalde değil mi? Kilise olduğu için. Şu kilisenin üst tarafına da bakalım. Meşhur Hasankeyf manzarası. Şuradan ilerleyelim. Bu da kilisenin üst tarafı. Şurada. Kilise. Gir içeri gir. Baksana. Yani adam diyordu ya, baksana orada delikler falan var. Kendi dikkatli olanlar. Bu sesleri duyuyor musun? Bence gel buradan çıkalım. Yani böyle işte. Burada da sürekli arılar falan var. Müthiş manzara. Ve meşhur Hasankeyf manzarasının olduğu yere geldik. Bakın arkadaşlar, muhteşem manzara bu şekilde devam ediyor. Bu kale, bayrağın olduğu yer darphane. Bunlarda yüzlerce, binlerce mağara. İnsanlar burada yaşıyordu. Zamanında burası İpek yolu. İpek yolu üzerinde olduğu için burası çok değerliydi. Dicle'nin kıyısında zamanında rasathaneler, darüşşifalar ve diğer eğitim kurumlarıyla zamanında ilim ve kültür merkezi olan Hasankeyf artık son 2 ay kalmış durumda. 2 ay sonra sular altında komple kalacak. Bu gördüğünüz pencerelerin olduğu, kalenin olduğu pencereler hizasına kadar sular altında olacak. Yükseklik tahmini olarak 65 metre. Diyarbakır'ı ele geçiren Bizans İmparatoru Konstantinos bölgeyi korumak amacıyla 2 tane sınır kapısı inşa ediyor. Bu sınır kapılardan bir tanesi Hasankeyf'te bulunuyor. Hasankeyf Kalesi olarak. Daha sonra Hasankeyf M.Ö. 639 yılında Emeviler tarafından fethediliyor. Emeviler daha sonra hüküm sürüyor buraya. Bu tarihten sonra da buraya Emevilerden sonra Abbasiler, Hamdaniler, Mervaniler, Eyyubiler, Artuklular ve Osmanlılar buraya hüküm sürüyor. Yani burası çok önemli ticaret noktası olduğu için buraya çok önem vermiş. İlkbahar mevsiminde olduğumuz için bal arıları da burada çiçeklere konuyorlar. Nuri, burada farklı bir arı var. Bak burada siyah bir arı var.